Merhabalar, Meryemce Örgüler YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte güzel bir çiçek çalışması yapmak istiyorum. Bu çiçeğimi crop hırkalarımda kullanacağım. Renk olarak beyaz ve sarı rengi tercih ettim. Papatya renklerinde olacak. İp olarak da Nako Elite Baby kullanacağım. Beyaz ip de Nako Elite Baby olacak. Sarısı da Nako Elite Baby olacak. Sizler de Alize Baby Best, Alize Happy Baby, yani dolgun ipleri tercih ederseniz daha pofuduk olur. Koton iplerle çok fazla pofuduk olmuyor. Güzel sonuçlar elde edemezsiniz. O yüzden kalıncı ipleri tercih ederseniz daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tığ olarak da 3 numaralı tığ kullanacağım ben arkadaşlar. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirimlerinizi açarsanız yayınlamış olduğum tüm yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz çok sevinirim. Hazırsak örmeye başlayalım. İpimizi alalım ve başlayalım. Öncelikle 5 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 zincirimizi çektik. İlk zincirin şöyle iç kısmına tığımızı şu şekilde battık arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyoruz ilk başta. İkili trabzan yapacağız. 1 2 de çıkıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Buradaki boşluğa dolacağız. 12 tane kafesimiz olacak. 1 2 1 zincir çekiyoruz. 1 2 1 zincir çekiyoruz. 1 2 İpim Nako Elite Baby. 1 2 Bu şekilde buradaki boşluğu 12 kez dolacağız. Çiçeklerim de yanında. Bunlar da bana mutluluk veriyor burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle battığımız zaman burası da 12 olacak. Evet. Şöyle burayı da şu şekilde çıkıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. İlk boşluğumuza, ilk kafesimize 4 kez dolayacağız. İpimizi tığımızın üzerine alıyoruz ve büyükçe örmeye çalışacağız. Şu şekilde büyükçe çıkmaya çalışacağız. Bir kez dolduk. 1 2 Tığımızdan çıkarmıyoruz. İlmekler tığımızda kalıyor. 3. kez 3 ve 4. Buradaki ilk boşluğa 4 kez dolduk. Şimdi yanındaki hemen yanındaki boşluğa 4 kez dolacağız. 1 2 3 ve 4. Şu şekilde tığımızdaki ilmekle bir seferde şu şekilde çıkarıyoruz. Bir tane zincirle şu şekilde sabitliyoruz. 4 zincir çekeceğiz. 2 3 4 En son dolduğumuz kafese, şuradaki boşluğumuzun dip kısmına şu şekilde çıkıyoruz. Ve birinci fıstığımızı bu şekilde oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. İlk boşluğa 4 kez dolacağız. Ne kadar uzun çıkarırsak çiçeğimiz
o kadar pofuduk olacaktır. 3 4 yandaki boşluğa da yine 4 kez 1 2 3 4 ilmeklerimizin tamamı bu şekilde bir seferde çıkarıyoruz, bir zincirle sabitliyoruz ve 4 zincir çekip en son yaptığımız dolduğumuz kutunun şu kenarına şu şekilde ipsiz olarak çıkıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz tabii ki. 1 2 3 4 2 kutucuğa doluyoruz. İlk kutucuğa 4, ikinci kutucuğa 4. Çiçeklerimizin daha büyük olmasını istiyorsak kutucuklara 5 5 de dolabiliriz. 1 2 3 4 yine yandaki kutucuğa 4 kez 1 2 3 4 şu şekilde ilmeklerimizin tamamını bir seferde çıkarıyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. En son dolduğumuz kutucuğun dibine şu şekilde ipsiz olarak batıyoruz. 3. fıstığımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Toplamda 6 tane fıstık olacak. 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yandaki kutucuğa 1 2 1 2 2 kez dolduk. 1 2 3 kez. 1 2 4 kez. 1 2 3 4 kez dolduk. Şu şekilde çıkarıyoruz. Bir zincirle sabitliyoruz ve fıstığımızı tamamlamış oluyoruz. 4 zincir çekiyoruz. En son battığımız fıstığın dip kısmına şu şekilde çıkıyoruz. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Yandaki boşluğa şu kısma 4 kez dolacağız. 1 2. yapıyoruz. 3 4 Ellerim biraz terledi. Ses çıkıyor, kusura bakmayın. 4 1 2 3 ve 4 şu şekilde çıkarıyoruz. Bir zincir çekip alt kısmına 4 zincirle batıyoruz. 4 şekilde kenardaki papatyamızda buraya 4 kez tomurcuğumuzda şuraya 4 kez yandakine de 4 kez 8 kere batıp tomurcuğumuzu tamamlayalım. Elim terlediği için video kesmek zorunda kaldım. Sizi rahatsız etmek istemedim. Kusura bakmayın tekrardan. Son fıstığımızı da yaptık. 4 tane zincir çekip aynı boşluğa yine aynı şey batıyoruz ve arkadan bir zincir çekip sabitleyelim. İpimizi keselim. Papatyamızı şu şekilde
şeyimizi oluşturduk. Şöyle arka kısımdan pufluk olması için kabartabiliriz. Burası sizin isteğinize bağlı. Daha çok pufluk olmasını, daha çok büyük olmasını istiyorsanız sayısını artırabilirsiniz. Beyaz kısmımız bu şekilde. Şimdi sarı kısmını çalışacağız. Şöyle koyalım. Sarı ipimiz de yine Naku Elite Baby. Şöyle iki tane zincir çekelim. Bir zincirimiz biraz büyükçe çekelim. 1, 2, 3, 4 zincir çekelim. Şuradaki boşluğa dolacağız arkadaşlar. Aynı yöntemi yapıyoruz. Üzerine aldık. 1, 2 de çıkıyoruz. Tekrar üzerine aldık. 1, 2 de çıkıyoruz. Üzerine alıyoruz. 1, 2 de çıkıyoruz. Üzerine alıyoruz. 1, pardon. Üzerine alıyoruz. 1, 2 de çıkıyoruz. 4 kez dolduk. 5, 6, 7. Ne kadar çok dolarsak o kadar pufuduk olur. 8, 9, 10 kez doldum. Bir kez daha dolayım. 11 olsun. 11 ve yine buradaki ilmeklerimi tek seferde çıkarıyorum. Şu şekilde bir zincir çekip sabitliyorum. Şöyle bir zincir daha çekelim. İpimizi keselim. Bu şekilde sarı pofuduğumuzda, tomurcuğumuzda oluşturduk. Şimdi buraya nasıl geçireceğiz? Şöyle ipten herhangi bir noktasından ilk başta şöyle geçirelim. Arka tarafa. Burayı geçirdik. Tam çaprazına, tam karşısına gelmesi gerekiyor. Şöyle tam karşısı da burası oluyor. Buradan da ipimizi yine karşıya geçirelim. Şu şekilde. Ve arka taraftan bağlayalım. Sıkı bir şekilde. Bir kez daha bağlayalım. Ve çiçeğimiz tamamlandı. Evet. Çok güzel. Şöyle elinize çıkarabilirsiniz. Pufuduk bir çiçek elde etmiş olduk arkadaşlar. Çiçeğimiz bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.